Herkese merhaba. Medek Aslan Cenk ben. Bu videomuzda sizlerle çok güzel bir canavarı inceleyeceğiz. Atamini Mini Pro. Videomuza başlamadan önce daha önce hazırlamış olduğumuz Atem Mini videosunu izlemeyi unutmayın. Öncelikle kutu açılışına bir bakalım. Yani Atem Mini Pro'muzun içerisinden neler çıkacak? Sağlam bir kutu içerisinde geliyor. Bunu söylememde fayda var. Çünkü her ne kadar sallansa da içindeki ürün birazdan açtığımızda da göreceğiz. Herhangi bir şekilde hasar görmeyecek şekilde organize edilmiş. Öncelikle kutuyu açtığımız zaman gördüğünüz gibi içerisinden bazı evraklarımız çıkıyor. Bunlar bir tane karşılama videosu. Atami'nin software'ini nasıl indireceğimizi anlatılan bir karşılama videosu. Daha sonrasında bir aynı şekilde daha önce bildiğiniz gibi Atem Software bir SD kart içerisinde çıkıyordu. Fakat Blackmagic Design bu sistemi değiştirdi. Burada da bununla ilgili çok güzel bir açıklama var. Okumanızı tavsiye ederim. Bir adet Blackmagic Design sticker'ımız var. Bununla birlikte ve bir de DaVinci Resolve 16'yı anlatan bir kartımız var. Çünkü e, bu switcher 10 bit desteği var. Yani bununla Blackmagic dizen kameraları veya 10 bit destekli e, kameraları kullandığınız zaman gerçekten DaVinci üzerinden çok güzel kalır yapabiliyorsunuz. Bu kutuya baktığımız zaman şöyle bir bakalım. İçerisinde bir adet adaptörümüz yine pat pata sarılı bir şekilde bizi karşılıyor şöyle açalım Evet şöyle açtığımız zaman yine e, gerek Amerikan gerekse diğer Avrupa ülkelerine uyumlu şöyle bir adaptörümüz var bu adaptörümüze ait şöyle uçlarımız var yine bu uçlar Avrupa, İngiltere veya tüm dünyada kullanabileceğiniz yapıda. Bu yüzden e, tekrar bir herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman çevirici gerekmiyor. Tabii ki Türkiye'de de kullanmak için yine e, içerisinden uçlarımız çıkıyor. Onun haricinde şöyle yavaşça evet Atan Mini'miz, Atan Mini Pro'muz burada. O da yine çok şık bir koruma ile geliyor. Evet. Bu da Atan Mini Pro'muz. Kutu açılışında yaptığımıza göre artık Atan Mini Pro'yu inceleyebiliriz. Atan Mini Pro modelimizde şöyle Atan Mini'yi de yanına koyalım hatta. Gördüğünüz gibi boyut olarak birebir aynılar. Aynı kasa üzerine yapılmış. Sadece şurada gördüğünüz boşlukta biraz farklılıklar var. Ağırlık olarak baktığımızda ise Atan Mini Pro belki biraz daha ağır gibi hissettim. Bu şekilde evet. Bununla birlikte arka tarafa baktığımız zaman yine 1, 2, 3 ve 4 tane HDMI girişimiz var. Bu HDMI girişlerimiz e, up to destekli. Yani e, video switch'ınızı 1080 30 kareye alsanız bile herhangi bir kaynağı e, herhangi bir görüntü kaynağında daha doğrusu Atem Mini Pro'ya takabiliyorsunuz. Bu görüntü kaynakları oldukça çeşitli. Yani bu oyun konsolu olabilir, bir drone olabilir, bir kamera olabilir, bir bilgisayar olabilir. Bu arada Atem Mini Pro modelimiz bizim e, ...bilgisayar çözünürlükleri dediğimiz ara formatları da destekler. Bunu da hatırlatalım. Onunla birlikte iki tane yine e, mikrofon girişimiz var burada. E, line ve mikrofon destekli iki tane ses girişimiz var. 3.5 mm olarak bunları kullanabiliyoruz. Bununla birlikte burada bir artık USB out var. E, bir önceki modelde zaten mini modelinde bu webcam out olarak görünüyordu. E, ve... <laughs> Buradan aldığınız görüntüyü bilgisayara aktardığınız zaman bilgisayar bunu bir web kamerası olarak görüyordu. Fakat artık buradaki çıkış videonun ilerleyen bölümlerinde de anlatacağım. Hem kayıt hem de çıkış özelliği olarak kullanıldığı için artık USB out olarak adlandırılıyor. Bununla birlikte sadece cihazı kontrol etmek için bir Ethernet girişi var ve bir de power girişi var. Yani Atem Mini ile giriş çıkışı olarak birebir aynılar. Değişen hiçbir şey yok giriş çıkış bölümünde. Sadece şunu belirtmekte fayda var. Zaten e, ilerleyen bölümlerde de anlatacağım. Buradaki HDMI Out seçilebilir ve ATEM Mini Pro modelinde artık multi view desteği var. Yine onu da birazdan size gösteriyor olacağım ilerleyen bölümlerde. Ön tuş takımına baktığımızda ise burada e, bazı değişiklikler var. Videonun başında da söylemiştik ama e, sesleri açmak ve kapatmak için hızlı on-off düğmeleri burada yer alıyor. Böyle baştan anlatmak gerekirse. Bununla birlikte e, sesler embed dediğimiz şekilde geliyor. Yani HTML üzerinde bir ses varsa bu HTML üzerindeki sesi Atom Mini'de kullanabiliyorsunuz. Atom Mini Pro'da da kullanabiliyorsunuz. Buradaki tuş takımları ise bu sesleri açıp kapatmayı ve sesleri azaltmak, arttırmak gibi opsiyonları sağlıyor. Sadece burada audio follow to video diye bir özelliğimiz var. Bu her 4 e, girişte de mevcut. Bu nedir? Audio follow to video özelliği. Ee, sesin videoyu takip etmesi Yani diyelim ki siz birinci input'tasınız Birinci input'a bastınız Birinci input'un sesi geliyor ee, Dördüncü input'ta geçtiğiniz zaman da Dördüncü input'un e, sesinin gelmesini istiyorsunuz Mesela bir video oynatacaksınız ee, Bu videoyu sürekli on off yapıp e, Açmak kapatmak istemiyorsunuz Bunu nasıl ayarlayacaksınız AFV butonuna bastığınız zaman Dörde geçtiğiniz andan itibaren artık de sesi gelmeye başlar AFV burada bu görevi görüyor Diyebiliriz Bununla birlikte yine burada e, MediPlayer 1'deki görüntümüzü aktarabiliyoruz. Aynı şekilde herhangi bir olumsuz duruma veya kapanışa karşı bilek butonunda yine burada yer alıyor. Onunla birlikte hızlı picture and picture ve green max yapacaksak hızlı key butonumuz burada e, bizi bekliyor. Picture and picture'da da 4 tane seçilmiş opsiyonumuz var. Yani sağ yukarı sağ aşağı sol yukarı sol aşağı gibi. Bunlar hızlı fakat software üzerinden istediğiniz şekilde picture'n picture hareketlendirebiliyorsunuz. Bunu da söylemiş olayım. Bununla birlikte buradaki cut ve oto butonları ise bizim geçiş efektlerimizi ve geçişlerimizi sağlıyor. Cut bildiğiniz gibi A ve B görüntüsü arasında hızlı bir geçiş sağlıyor, arada bir frame olmadan. Oto ise eğer herhangi bir geçiş seçmediyseniz mix dediğimiz bazı yerlerde dissolve olarak da geçen A ve B görüntüsü geçer geçerken birbiri arasında birkaç frame'lik bir boşlukla geçişlemini sağlıyor. Ee, yine buradaki duration bölümü ise bu süreyi ayarlıyor. Yani 0.5 saniye ile 2 e, saniye arasında e, bir süreden bahsedebiliriz hız olarak. Bununla birlikte buradaki efekt butonları ise dediğim gibi e, dize haricinde diyelim ki veya mix haricinde diyelim ki başka bir geçiş efekti kullanmak istediniz. Çünkü Atomine Pro içerisinde birden fazla geçiş efekti var. Bu geçiş efektlerinizi seçmeyi sağlıyor. Yine burada 4 tane ön ayarlı geçiş efekti ayarlanmış. Software'e bağladığınızda ise bu sayı daha da artıyor diyebiliriz. Şimdi bununla birlikte asıl önemli olan bölüm şuradaki sağ tarafta bulunan kenardaki bölüm. Buradaki disk butonu eğer uyumlu bir disk kullanıyorsanız yeşil olarak yanıyor ve size diskin uyumlu olduğunu gösteriyor. Ama uyumsuz bir disk kullandığınızda ise yine yine burada size renklerle bunu bildiriyor. Bununla birlikte Record ve Stream'i tek tuşla başlatıp tek tuşla sonlandırabildiğimiz bölüm diyebilirim burada. Bununla birlikte yine HDMI tarafını hızlı seçmek için multi view veya pijam butonlarının olduğu burada bir HDMI alt çıkışı bizi karşılıyor diyebiliriz. Atem Mini Pro'nun giriş ve çıkış ile birlikte üzerindeki butonları inceledik. Şimdi ise Software tarafına geçelim ve software de bize neler sağlıyor, bize neler yapıyor? Biraz da onları inceleyelim. Ondan sonra da stream tarafına geçip stream özellikleri ve kayıt özelliklerini beraber inceliyor olacağız. Cihazımızı bilgisayara bağlamadan önce çok ufak bir konudan tekrar bahsetmek istiyorum. Type-C kablo çeşitleri. Gördüğünüz gibi benim elimde şu an iki farklı Type-C kablosu var. Bu iki kabloda burada marka çok önemli değil onu hatırlatalım. Fakat Type-C kablolarımızın data kablosu olması gerekiyor. Çünkü bazı Type-C kabloları sadece cihazları şarj etmek için kullanıyor. Bazıları ise data ve şarj özelliği mevcut. Biz de burada hem data hem de şarj özelliği olan Type-C to USB kabloyu kullanmamız gerekecek. Çünkü kutu içerisinden Type-C to USB kablo çıkmıyor. Bu kabloyu bizim temin etmemiz gerekiyor. Bizim elimizde şu an bir mar cep telefon markasının kablosu var. Bunu şuradaki USB slotuna takacağım. Evet. Öncelikle Atem Mini Pro'yu bilgisayarda kullanmak için Blackmagic Design'ın web sitesinden software'ını indirmek gerekiyor. Bunun için de destek bölümünde bu software'i bulabilirsiniz. Software'i indirdikten sonra ben arama bölümüne Atem yazdım. Atem Setup programını açıyorum. Bu programda cihaz ile ilgili temel ayarları yapabildiğimiz bölüm. Bu bölümde gördüğünüz gibi cihazla ilgili bir update olduğunu söylüyor ve update butonuna bastığım zaman Type-C üzerinden veya Ethernet ile update'i gerçekleştirebiliyorum. Cihazımızın update'ini yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ilk sayfada bize Ethernet ayarları karşılıyor. Eğer Ethernet üzerinden kontrol edecekseniz ve bir switcher kullanıyorsanız burada Static IP bölümünden kendi Ethernet ağınıza göre bu ayarları yapabilirsiniz. Burada bizim için önemli olan panel setting. Panel setting bölümünde cut bas ve program preview olarak görüyorsunuz. Cihaz ilk açtığınız zaman, ilk kullanmaya başladığınız zaman cut bas dediğimiz yani birinci input'a bastığınız zaman bir, ikinci input'a bastığınız zaman ikinci input'un hareket ettiğini görüyorsunuz bir ön izleme burada bulunmuyor fakat cihazı program preview moduna aldığınızda ise gördüğünüz gibi önce yeşil buton yanıyor ve böylece geçiş efektlerini kullanabiliyorum buradaki kat bas bölümü bize bunu anlatıyor Bununla birlikte alt bölümde ise picture and picture ve kromlarda nasıl cihazın davranması gerektiğini seçebiliyoruz buradaki iki opsiyonumuz şu ee, picture in picture'dan diğer kaynağa geçtiğimiz zaman veya picture in picture'ı kullandığımızda ikinci kaynaktan üçüncü kaynağa geçerken e, picture in picture'ı e, kaldır veya picture in picture'ı orada tut şeklinde iki farklı opsiyonumuz var. E, drop dediğimiz bölüm picture and, yani ikinci kaynaktan üçüncü kaynağa geçerken picture in picture'ı kaldırıyor. E, stay on with transition dediğimiz zaman da e, ikinci kaynaktan üçüncü kaynağa geçerken e, picture in picture'ımızı orada sabit tutuyor. Bunların ayarlarını yapabildiğimiz bölüm. E, buradaki Atom Setup bölümünde bunların tamamını gerçekleştirebiliyoruz. Bu ayarları da yaptıktan sonra şurada gördüğünüz e, Software Control butonuna tıkladığında ise Atem Mini Pro'nun Software versiyonu ve Software ile ilgili ayarları burada görebiliyoruz. Yine burada klasik olarak e, Program bölümünde Preview bölümündeki e, kontrolleri sağlayabiliyorum Yine picture and picture'ı buradan aktif edebiliyorum Next transition bölümünden Aynı şekilde transition style ise Dediğim gibi e, burada cihaz içerisinde bulunan Software e, cihaz içerisinde bulunan Geçişlerin seçildiği bölüm diyebiliriz bu bölüm için Buradaki geçiş efektlerini aktif ettikten sonra Ayarlarını ise sağ tarafta bulunan Transition bölümünde bu ayarları gerçekleştirebiliyoruz Mesela wipe geçiş efektini kullanacağız diyelim Burada hangi efekti kullanacağımızı, süresini, e, simetri olarak e, veya nasıl davranması gerektiği gibi opsiyonların tamamını buradan gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte e, burada T-Bar'ımız var. T-Bar'da e, iki efekt arasında geçişin ne kadar yapılması gerektiğini seçebiliyoruz. Yani istersek burada manuel olarak bir geçiş yapabiliyoruz. İstersek de oto butona bastığımızda ise yine cihaz aynı görevi görüyor diyebiliriz. Buradaki DSK bölümü medipilerimizi eğer KJ olarak veya alt bant ya da logo olarak seçtiysek buradan aktif edebiliyoruz. Medipilerdeki logolarımızı, KJ'lerimizi ayarlayabildiğimiz bölüm burası diyebilirim. Burada Fade to Black butonumuz var. Fade to Black butonu ise Switcher'ın karartma modu diyebiliriz. Yani Switcher'daki PCM'i karartıyor. Yine sağ taraftaki ayarları baktığımız zaman da cihazın iki farklı color desteği var. Herhangi bir kalır seçip yine ön izlemede veya programda bu kalırları gösterebiliyoruz. Bununla birlikte bir tane upstream key desteğimiz var. Burada istersek green Max olarak ayarlayabiliyoruz. istersek dva bölümünde picture and picture olarak ayarlayabiliyoruz. Bununla birlikte tabii ki luma ve pattern gibi özelliklerimiz de var upstream tarafta. Bunlar nedir? Pattern tarafı e, belirlediğiniz şekil içerisinde sizi e, belirlediğiniz şekil içerisinde ikinci görüntüyü o diyebiliriz. Yine Luma'da iki farklı görüntü arasında e, bir kombinasyon sağlıyor tarzında bir efekt şeklinde açıklamasını yapabiliriz. Downstream Key ise e, şuradaki DSK1'i ayarlayabildiğimiz bölüm. Yine bu bölümde e, Media Player 1 e, veya Color'larımızı ya da kaynak seçebiliriz. Ama e, KJ Logo, Alt Band gibi bir şey yapacaksak burada Pilleri 1 olarak durması çok daha iyi. Yine yine mask tarafında ise bu görüntülerin sağını solunu kırpabiliyoruz. Ee, yine aynı şekilde fade to black'in e, buradaki ayarını yapabiliyoruz son olarak diyebilirim. Buradaki mediplayer bölümü ise e, diyelim ki Atem Mini ile birlikte bir hyperdeck kullanacaksınız. Bu hyperdeck'in içerisindeki dataları doğrudan e, bir input olarak bağlayıp o, o datalar içerisinde seçip bir play out gibi kullanabiliyorsunuz. Bu ayarları yapabildiğiniz bölüm. Bununla birlikte ise yıl e, içerisinde medya bölümünde de anlatacağım. 20 tane medya player'ımız var. Bu medya player'ları hızlıca seçebildiğimiz bölüm medya player e, bölümü diyebilirim. Böylece DSK'larımızı tekrar medya player'e geçmeden buradan hızlıca seçip değiştirebiliyoruz. Output bölümünde ise bildiğiniz gibi Atamini Pro doğrudan internet üzerinden live stream yapabiliyor artık. Bu live stream ayarlarını yapabiliyoruz. Aynı şekilde record ayarlarını burada yapabiliyoruz. Veya e, bir Capture kart kullanırsak içerisindeki içerisindeki görüntüleri bilgisayara capture edebiliyoruz. Bunu ayarladığımız bölüm. <laughs> capture Still ise PCM'deki görüntüyü Media Player'a e yine JPEG olarak atıyor. Bunu seçebildiğimiz böl bölüm diyebilirim. Timecode Code Generator ise, özellikle Blackmagic dizen kameralarla kullandığımız zaman time kodu ayarlayabildiğimiz bir bölüm diyebilirim. Bununla birlikte, software bölümünde, medya bölümü ise buraya görselleri atayabildiğimiz bölüm. Ben cihaz içerisindeki hafızasında bulunan görsellerden birkaç tane buraya atacağım şimdi. Burada görüntüleri iki farklı şekilde atabiliyoruz. Birincisi bu şekilde buraya bir library olarak atayıp daha sonrasında sürükle bırakla veya bir herhangi bir klasör üzerinden sürükle bırakla buraya görüntüleri atabiliyoruz bu şekilde 20 tane e, hafız e, 20 tane ön tanımlı olarak kullanabiliyoruz. Az önce gösterdiğim bölümde ise hızlı geçişlerini sağlayabiliyoruz bu efektlerin. Ses bölümünde ise cihaz içerisinde bildiğiniz gibi Fairlight dediğimiz gelişmiş bir dijital ses mikseri var. Bu gelişmiş dijital ses mikseriyle hem e, mikrofon seslerimizi hem de inputların seslerini equalizer, dynamics, left right panlama gibi arttırıp azaltmak gibi e, özellikler sağlanmış oluyor. Burada cihazın biz açıkçası sıfır gain yani gain tarafıyla ilgili bazen sorular geliyor. Sıfır gain ile birlikte cihazımız açılıyor. Bununla birlikte eğer bir ses mikseri gibi bir şeyle kullanacaksak mikrofon değil de line seviyesini ayarlayıp sorunsuz bir şekilde bu cihazları kullanabiliyoruz. Kamera bölümünde ise Blackmagic Design kameraları bağladığımız zaman Atam Mini ve Atam Mini Pro modelimize Blackmagic Design'ın paket kameralarını HDMI üzerinden kontrol edebiliyoruz. Yine bu kamera bölümü de HDMI evet. üzerinden paket kameraları kontrol edebildiğimiz bölüm. CC üniteleri gibi DaVinci Color Space'imizi burada bize yine sunuyor. Bununla birlikte Constrat, Hue, Saturation, RGB, White Balance, Gain, Shutter gibi ayarları bu bölümden Sadece bir mikçic dizen kameralarla gerçekleştirebiliyoruz. Cihazın stream ayarlarında ise e, az önce de bahsettiğimiz gibi output bölümüne geliyoruz. Burada ön tanımlı olarak Facebook, Twitch ve YouTube bulunuyor. Server tarafları default olarak Facebook'ta geliyor. Twitch'te ise Twitch server seçme izin verdiği için buradan istediğimiz serveri seçiyoruz. Fakat e, genellikle Türkiye'de kullanıcılar Avrupa serverları üzerinden e, yayınlarını gerçekleştiriyorlar. Yine e, YouTube tarafında ise e, bildiğiniz gibi primary ve secondary olarak iki farklı e, server'ımız var. E, şimdi Facebook üzerinden bir canlı yayın gerçekleştirin. Evet, ben burada ve Facebook tarafında keyimi aldım ve buraya yapıştırdım. Şimdi quality olarak bize üç farklı seçenek sunuyor. Low, medium ve high olarak. Şimdi buradaki low bölümü 4 megabit, medium bölümü 7 megabit, high bölümü ise yaklaşık 9 megabitte yayın yapabiliyor. Şimdi buradaki değerler tabii ki görüntümüzün kalitesine göre değişiyor. Bunları ortalama bitrate olarak düşünebilirsiniz. buradaki display status butonu ise software üzerinden bize yayınla ilgili bilgileri sağlıyor. Şimdi bütün ayarları yaptıktan sonra on air butonuna basıyorum. Bastım andan itibaren şurada gördüğünüz gibi süre akmaya başladı. Ve yayını göndermeye başladı. Şimdi burada ben bir media player gönderiyorum. Media Player'ı gönderdiğim için çok fazla içerisinde piksel barındırmadığından dolayı yaklaşık 1.7, 2.4, 2.9, 3.1 yani bu hızlarda ortalama bir bağlantı gönderecektir. Yine burada ok ise yayında herhangi bir problem olmadığını bana anlatıyor. Bu şekilde biz Facebook, YouTube ve Twitch'e doğrudan yayın yapabiliyoruz. Stream ayarlarına baktıktan sonra da bir de kayıt yani Type-C üzerinden nasıl kayıt yapıyor ona bir bakalım. Şu an elimde benim taşınabilir bir SSD var. E, fakat e, Atem Pro modelimiz sadece taşınabilir SSD değil Type-C destekli hard disklere dahil kayıt yapabiliyor. Şu şekilde bağlantıyı sağlayacağım. USB çıkardım. Onun yerine Type-C diskimi taktım. Type C diski taktıktan sonra burada gördüğünüz gibi yeşil buton yandı. Yani bu disk uyumlu. Herhangi bir problem yok. Bağladım ve artık kayıt yapabilirim. Kayıt butonuna bastıktan sonra ben record olarak basacağım. Şu an medepilerimi kaydediyor ve gördüğünüz gibi kırmızı butonu yanmaya başladı. Şimdi kırmızı butonu yandığı zaman herhangi bir problem yok. Kayıt yapıyor anlamına geliyor. Ama bununla birlikte kırmızı yanıp söner ise yani aralıklı olarak yanıp sönerse bu kırmızı bu kaydın artık sonuna doğru yaklaştığımızı bize bildiriyor. Yani artık diskin içerisinde yer kalmayacağını bildiriyor. Eğer bu ışık turuncu olur ise bu sefer e, diskin yazdığınız hıza uyumsuz olduğunu ve droplar atabileceğini bize bildiriyor. Şu an kırmızı yandığı için herhangi bir problem yok. E, kaydımı sonsuz bir şekilde yapabiliyorum. Tekrar stop butonuna bastığımda ise gördüğünüz gibi yeşil yanıyor. Yine diskin Uyumlu herhangi bir problem yok. Kayıt yapmaya devam edebilirim. Atom Mini Pro'muzun yeni özelliklerinden bir tanesi de Multi-View desteği. Peki Multi-View desteğini nasıl ayarlıyoruz? Hadi bir de ona bakalım. Multi-View'i multi seçmeden önce Atom Mini Pro modelimize HDMI Out bölümünden bir HDMI sinyal taktım. Yazılım bölümünde Output setting'e geldiğim zaman burada gördüğünüz gibi Multi-View opsiyonu açılıyor. MultiView opsiyonu seçtiğimde ise Ekranda da gördüğünüz gibi bize Kaynaklarımızı gösteriyor MultiView olarak Aynı şekilde e, Alt tarafta bulunan streamde ne kadar süre geçtiğini mesela ben şu an streami başlattım Ve streamin başladığını aynı zamanda geçen süre gibi detayları bizimle Paylaşıyor diyebiliriz Aynı şekilde nereye yayın yaptığımızı bize gösteriyor Cache bölümü ise Görüntüleri internete göndermeden önce cihaz belli bir oranda cache alıyor Bunun okey olduğunu gösteriyor Aynı şekilde e, diskimizle bağlı olduğu zaman içerisinde ne kadar kayıt süresi kaldığı, ne kadar kayıt geçtiği bu gibi detayları bizimle birlikte e, cihaz paylaşıyor En alt sol köşede ise ses ayarlarını gördüğüm bölüm Yine klasik olarak e, 4 kameramızı burada görebiliyoruz Program ve PGM bölümlerini aynı şekilde cihaz bize multi opsiyon olarak gösteriyor Atem Mini Pro videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Atem Mini Pro veya Atem Mini ile ilgili herhangi bir sorunuz olursa yorum bölümünden bizlere bu soruları iletebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.